Merhabalar kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Kandilimizi de ben açılışı hemen yapmak istiyorum. Hepimizin kandili mübarek olsun. Bugün mübarek gün olduğu için annemi ziyaret ettik, kabristandaydık. Sonrasında da küçük kardeşimin evi kabristana da yakın olduğu için kardeşimi de ziyaret etmek istedim. Şu an sofradayız, kahvaltımıza başlayacağız. Biliyorum saat ilerledi ama biz kahvaltımızı yeni yapıyoruz. Kardeşimin hazırladığı sofrayı da şöyle şahit olmanızı istedim. Merhabalar kardeşimin güzel takipçileri. Çok teşekkür ederiz. Keşke burada olsanız da hep beraber yesek. Görüşmek üzere, sizi seviyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Buradan herkesi öpüyoruz. Buyurun gelin kahvaltı yapalım. Linda'mızla tanışmış olacaksınız. Çok güzel oldu. Çok güzel hazırlandı. Ben şöyle başlayayım mı ucundan, ne dersin? Kıymetli takipçilerimiz, biz kahvaltıya geçiyoruz. Hoşçakalın. İşte 6 kız kardeşiz bizde. Annemizi kaybettik ve kabir ziyareti yaptık. Allah kabul etsin. Burada bayağı durduk kız kardeşimin evinde. Geç saate kadar oturacağız inşallah. Öyle düşünüyoruz. Keşke kalsanız bugün burada. Olmaz belki. Belki kalabiliriz. Valla keşke kalsanız. Selda bu sen niye kalamayacaksın? Ben işte bunu getirmedim. Selda bu bir gün almasan ne olacak? Bir gün almasam da önemli değildi. Aslında var ya aklıma geldi. Tuğba dedim bırakmaz dedim. Şunları çantama sıkıştırayım. Tuğba abisi ya da Nescafe. Nescafe sen. Ben Nescafe tercih ederim. Türk kahvesinden ben hiçbir şey anlamam. Böyle çok minik gelir. Hemen bitirelim. Serpil abla mutfağı toplayalım da onu arka balkonda içelim. Evet. Kahvemizi. Geçeriz. Hem sohbet ederim güzelce. Oturalım biraz konuşalım. Oruca kalkacağız. Allah nasip ederse inşallah. 3 aylarımızı tutacağız. Namaz, oruç, ibadet bu aylar. Allah sağlıkla girip sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. Abim nasıl? İyi, o da Serpil ya sabah işte uyandı. İşine giden, okula giden gitti. Evet. Biz de sizle buluştuk Allah'ın izniyle. Benim evde de kimse kalmadı. Oğuzhan gitti, evden çıktım. Fulya da dün evine gitmişti. Fulya da gelecekti aslında. Niye gelmedi? Fulya dedim ki ben, biz dedim hani kabristana uğrayacağız dedim. Sen dedim gelirsen dedim hani İbrahim seni bıraksın dedim. Ben artık Yasemin, Eda, Şeyma'ya demiyorum çünkü onlar mağazacılar hepsi. Baba bir niyetli gibiydi. O yüzden onlar hiç aklıma gelmiyor. Sivan takipçilerimiz Fulya da kız kardeşimin gelin oluyor. Köfteniz nasıldı? Çok güzeldi. Epeydir de yemiyorduk. Sen çok güzel hazırlıyorsun. Epeydir de yemiyorduk. Fulya gelmiyordu 2 gündür, 3 gündür. Telefon ettim kızı dedim niye gelmiyorsun dedim. Köfte yaparsan gelirim dedi. Fulya seviyorum. Artık hemen var ya yap. Epey eğer istersen bir gün yapalım biz bugün köftemizi de sevgili takipçilerimiz görsün inşallah. Tarif de veririz hem sizlere. Bir de benim. Neydi Aksaray'ın neyi vardı kızlar? Ne köftesi ya? Köfte mi? Yapacağız ya hatta onlar. Köfte çöre. Ha? Biz şimdi Kayseri'nin un köftesini yapalım. İşte eğer olmaz. Kıymetli takipçilerimiz hazırlığı hep şunu söylerler. Benim teyzelerim çok güzel yemekler yapıyorlar. İnanılmaz elleri lezzetli dedi. Arkadaşlarına söylerler. Bu mahalleli kardeşim inanılmaz mahalleli. Kıymetli takipçilerimiz şimdi Tuğba bizlere merhaba. Haşhaşlı çörek yapıyor. Sizlerle bu anımızı paylaşmak istedik. İnşallah güzel bir şeyler ortaya çıkar. Böyle de kameralara alışık değiliz ilk ya. İlk kez yapmıyor aslında da. Hani kamerada ilk yaptığın için şimdi bir heyecan olabilir. Biz alışık değiliz. Serpişciğim alıştı. Benim kardeşlerim inanılmaz maharetlidirler. Her biri birbirinden maharetlidir. Halife ablam da inanılmaz maharetlidir. Selda hamur işlerinde çok başarılıdır. Yemeklerde çok başarılıdır. Böyle. İnşallah ortaya güzel bir şeyler çıkar. 5 kat yapacağım ben bunu. Bugün. Normalde 6'da yapıyorum ama 5'ten de oluyor. Benim de bu ikinci yapışım bunu. Yükme şeklinde yapacağım şimdi inşallah. Güzel bir şeyler çıkarabilirim. Çok yedim hani böyle sizlerde filan da. Kendim içeceğim. Senin çöreği güzel. İnşallah güzel olur yani bilmiyorum Selda abla ben de deneyeceğim. Kıymetli takipçilerimiz sabah kahvaltıda Fulya'mızdan bahsetmiştik. Selda kardeşimin elini. Merhaba. Gelinimiz, kızımız. Sizlere tanıştırmak istedim. Biricik gelinim. Bunlar şimdi bu bezeleri. Küçük küçük açacağım önce. Kaç kat yapacaksın Tuğba? 5 oldu herhalde şu an değil mi? Normal 6'da yapıyorum bazen. Serpil abla bunları böyle rastgele servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Sonra büyüteceğim ama elimle açacağım daha sonrasını. Aralarına haşhaş koyacağım. Böyle çarşaf böreği geliyor hani böyle elle açılıyor. Yok o kadar büyük olmayacak bu. Kare yapmaya çalışacağım. Şöyle. Zaten bunları şimdi çekiştireceğiz. Bu düzeyde kalmayacak hiçbiri. Tuna kaçta geliyor? Tuna 5.30-6'ya doğru geliyor. Stajda mı bugün? Stajda Serpil abla. O bugün çok yorgun gelir. Tuğba'nın da 3 kızı var. Büyük kızımız Tuna. O şu an
Hem okula devam ediyor hem staj görüyor. Sağlık meslek üniversiteye gittiğinde görürüz. Şöyle çok büyük değil, rastgele açacağız bunları şimdi. Çünkü birazdan elimize bunların hepsini çekiştirmeye başlayacağız. Lezzeti güzel. Şimdi bu açtığımız hamurları servis tabağı büyüklüğünde hepsinin arasına paşa şekleyeceğim. Şöyle. Bundan sonrasını böyle elimle yayacağım. Şöyle yapacağım. Ama paşası biraz daha bol olsun. Şimdi bunu hamur etmesi lazım. Şöyle yapalım. Böyle Alkecim hepsini yayacağız. Bence yeterli. Şimdi diğer katımızı bunun üzerine koyalım. Tuğba, ellerine sağlık bacım. Şöyle her katı koyduktan sonra da böyle elimizle büyüterek şekil vereceğiz. Artık bundan sonrasını elimizle halledeceğiz. Bir katını daha. Üst üste koyduğumuz hamurlarımızı elimizle şekil vererek böyle büyütebildiğiniz kadar, çok fazla da olmasına gerek yok. Dikdörtgen mi, yuvarlak mı? Kare şeklini de verebilirler. Ben genelde kare yapıyorum çünkü şimdi bunları şeritler halinde keseceğiz. Tebrik ediyorum seni. Haşhaşı ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Kalan iyi dönülsün değil mi Tuğba? Evet, üzerine döksek de oluyor aslında abla. Dökmesek de oluyor ama haşhaşım kaldığı için dökmeyi tercih ettim. 2 ya da 3 parmak kalınlığında şeritleri keseceğim. Çok eşit olması da gerek değil. Artık tepsimize göre burası isteğe kalmış. Güzel oldu ama. Şeritlerimize devam edelim. Ben bir kez daha denemiştim. Evdekiler çok beğendiler. Şimdi uzunlamasına kestiğimiz şeritleri ikiye katlayacağım. Şöyle, şu şekilde. Ve kıvıracağım. Sonra bunu kıvıracağız. Şunu da katlayıp kendime bir yer açayım önce. Ha, hep iki yapacaksın Tuğba. Evet. Şöyle. Şunları böyle aralarına atabiliriz. Hiç sorun olmuyor. Tel tel oluyor çünkü piştiği zaman. O tel tel oluşu çok güzel değil mi abla? Evet, Hanif abla iyi ki yardıma geldim. Bu işlemi pek becerememiştim. Evet. Teşekkür ederim. Bir bilmesi var misal oldu. Şöyle vereyim. Biraz da beni kameralar heyecanlandırdı. Alışık değiliz tabii, ya. Tabii. Serpiş artık alıştı. Ben sana şöyle vereyim abla o zaman. Aa, çok güzel oldu. Bunu ben deneyeceğim. Bunu dene Selda abla. O kadar güzel bir lezzeti var ki. Tuğba deseydim ortalar ikiye bölüp farklı şekilleri var. Yapabilirdik seninle. Haşhaş çok güzel oldu. Şeker kattın mı? Kattım. Eğer evet. İzleyicilerimizden isteyen olursa aşağı yorumlara bırakırız tarifini. Çok sıkıştırmayalım ha? Hemen. Açarız Hanif abla. Sen hepsini öyle koy. Orada yerleştiririz. Çünkü 20 dakikada burada bekleyecek mayasını almak için. Ancak yiyecek. Şöyle şuradakileri de şöyle alalım. Temizleyelim. Emek olmadan yemek olmuyor sevgili seyirciler. Böyle şunlar da alalım. Ama tam geldi hamur ama değil mi? Hamurumuz da tam geldi. Çaşımız da. Tam yetti. Dur, şu kalın yerleri inceltiyorum. Getir Serpicim. Piştiği zaman tel tel açılacak. Olacak olacak belli. Ben güzelim diyor. Onları biraz açarım şimdi. Evet, hamur güzel olduktan sonra değil mi? Şurada abla sana bırakıyorum o zaman. Tamam canım. Tepside de onları güzelce yerleştirelim. Tuğba tam yoğurmuşsun. Hı?
Bir paket haşhaşa tam denk geliyor bu hamur ölçüsü. Haşhaşın da içinde az olduğu zaman sevmiyorum. Yoğun olduğu zaman güzel oluyor. Evet, dolu dolu olacak. Hı-hı, bazen çok az oluyor. Bu ilk ve başı biraz kesilim ince olduğu için. Tuba tepsiye şey yapalım, tamam. Tahtaya koymadık. Şimdi burada bir yarım saat dinlendirmeye bırakacağız. Sonra yumurta sarısını sürerken, fırına atarken tekrar görüşürüz. Yumurta mı süreceğiz tuğba? Evet, kız kardeşimin güzel sevgili takipçileri. Biz size hep beraber kız kardeşlerimle tepsi mantısı, normal suda haşlama mantısı bunları da göstermeyi düşünüyoruz. İnşallah kısmet olur bugün en yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz sizin için. Bizim kendi yöresel börek, çörek yemeklerimizi size sunmaya çalışacağız kız kardeşim Serpil aracılığıyla. Hani kız kardeşim Tuğba çoğu kez denemiş, yapmış, çok memnun. Bize de tattırmak istedi sağ olsun. Ben de eve gidince ilk işim bunu denemek olacak. Bu arada değil mi Serpil, mantı yapacağız, kendi tahinimizi yapacağız, yöresel yemeklerimizi size sunacağız. Böyle düşüncelerimiz var. İren şu an kayıtta olduğumuz için söylemiyorum, bütün kalbimle söylüyorum. Ablam inanılmaz maharetlidir. Bütün kız kardeşlerim maharetlidir. Ben hariç desem. Yok yok, sen değilsin. Pişmeye hazır sevgili takipçilerimiz. Şimdi biz bunu bir fırınımıza sürelim. Piştikten sonra görüşelim. Ne kadar duracak fırında? 200 derecelik fırında yaklaşık bir 40-45 dakika. Evet, onu pişireceğiz. Tamam. Tamam. Yine tarif isterseniz yorumlara yazmış aynen olacak Tuğba. Evet, isteyen olur. Damağın üstünde çok patlar. Yine sana da şeyle vereyim mi? Baharatları da ayrı ayrı veriyorum. Bir daha vereyim mi yengeler? Böyle yersin mi? He? Kola. Verin mi? Tamam. Çok güzel. Başka sorusu var. Tamam yapalım. Onu ben hiç kullanmadım ağlar biliyor musun? Ben sorusunu soruyorum. Güzel kullanmadım. Abla benim de alışkanlığım değil biliyor musun? Sen daha benim hiç alışkanlığım değil. Nalan kullanır bizi. Ben onu benim. Böyle de beraber de yiyebiliriz bunu. Şunu ben ısırdım ama. Ben yapıyorum mu? Bu çay benim. Ben yapıyorum. Ben yapacağım. Güzel olmuş böyle. Çayın. Tamam. Ya orada çok olan börek ya da çörekler hemen acil kızarıyor Tuğba. 5 dakikada bile pişiyor. Evet. Soğuk ben bunu fazla bekliyorum. Şunu bak. Ben toplum. Ben toplum. İnsanın hatırla. Ama sen görmüyor musun? Kızlar çöreğimiz nasıl olmuş? Şimdi açık söyleyeyim abi. Evet. Çöreğimizin tadı muhteşem. Çok güzel olmuş. Biraz fırında 3-4 dakika fazla beklettiğimiz için yani görüntümüz çok şey oldu. Pembenin ötesine bakalım geçti. Bakalım hemen görüntüye. Ama onun dışında çok güzel. Gerçekten. Tadı güzel. Tadı falan çok tadı güzel. Kıtır kıtır. Ellerinize sağlık. Hı. Fırında kalmasının sebebi de kalabalık olduğumuz için çeneye daldık. Lafa, sohbete, kahkahaya. Onu biraz fırında fazla bekletiyoruz. Fırını kim hatırlattı peki? Belirtir misin teyze? Kim hatırlattı? Ay bak, sen kim hatırlattın? Aybük adında bir kızımız var, o hatırlattı galiba. Yani. Evet. Bizim yönetmenimiz oluyor kendileri. Kış ses.
Siz de çay içecek misiniz kızlar? Tunacığım hadi gelsene, orada kameranın arkasına gizlenme aşkımda. Tunacığım lütfen. Fulyacığım gelir misin? Alfiye teşekkür ederiz sana çekim yaptığın için. Rica ederim. Her zaman. Dedik yani bu sefer bize şöyle bir son defa çay içelim. Videomuzu da kapatırız burada. Lina'mız da çekim yapıyor orada. Lina da çekiyor bize. Lina sana kalk. Lina bay bay. Lina'ya bay bay. İzlediğimiz film güzeldi değil mi şimdi yanında? Güzeldi. Film. Şimdi bakalım mı devamına? Şimdi izleyicilerimiz de merak edecek hangi filmi. Evet, hangi filmi izlediniz? Valla eski yapım bir film. Adı Kuma. Türk filmi. Ya ne bileyim öyle bir ilgimizi çekti. Öylesine bir açtık ama bizim hoşumuza gitti. Konusu akıyor. Evet, sürükleyici yani. Ben şaşırıyorum. Lina'ya mı bakayım? Aybüke'ye mi bakayım? Lina kimi çekiyor? Sen de Lina, çek teyzelere. Ne diyoruz sana? Ha? Çek telefondan teyzelerini. Ben seni çekeyim mi Lina? Ama Aybüke şunu da belirtmek istiyorum. Ne zaman beni çekseniz hep bu kırmızı hırka üstümde olur. İçimde siyah var diye. Arkadaşlar her zaman gerçekten evet, öyle abla. Değilim. Bunu şimdi tesadüf Tuana. Bizim eve gitti. Evim yakın kız kardeşime hırka getirdiğinde bunu getirmiş arkadaşlar. Aa Aybüke abla gerçekten. Evet, 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 evet. De bu vardı. Tesadüf. Evet, evet canım. Evet. Çok kötü. Çok kötü diyor. Kötü değil arkadaşlar. Onlar yani düştüğün durum çok kötü. Onu demek düştüğün durum derken arkadaşlar düştüğümüz durum çay içiyoruz değil mi kardeşlerimle? Evet. Aybükeciğim çok teşekkür ediyoruz bize yardımcı olduğun için. Rica ederim anneciğim. Evet, isterseniz artık vedalaşalım. Herkese iyi akşamlar. Kıymetli takipçilerimiz, bizi izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Like atmayı unutmayın.